لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Yüce Allah Subhanahu ve Teala'dan temennim, bizi buraya hayırla bir araya topladığı gibi cennette bizi bir araya toplasın inşallah. Ben inanıyorum ki Allah Azze ve Celle'nin dini, Allah'ın tazimi, Allah'ın kadri, Allah Azze ve Celle'yi sevmek, Allah'ın sevgisi sizi buraya getirmiş. Allah'ı öğrenmek için, O'nun sıfatlarını öğrenmek için, O'nun dinini öğrenmek için, O'nun Resulü'nün davet ettiği şekilde bir din öğrenip o şekilde Allah'a yaklaşmak için buraya geldiğinize ben inanıyorum inşallah. Allah Subhanahu ve Teala kendisine adım attığınız gibi size adım atsın, size koşsun inşallah. Sıkıntılarınızı gidersin. Allah Azze ve Celle sizi dünyanın ve ahiretin saadetine, mutluluğuna eriştirsin. Allahümme amin. Kardeşler, Allah nasip ederse sizinle beraber derslere başlayacağız. Akide derslerine başlayacağız. Yani buna kadar sürer bilmeyiz. Bir silsile yapacağız inşallah. Yüce Allah'tan bizi buna muvaffak kılmasını Allah'tan talep ediyoruz. Başında, ortasında ve sonunda Allah'ın bizi derslere muvaffak kılmasını, bana ifadeyi nasip etmesini, sizlere ve bana istifadeyi nasip etmesini Yüce Allah'tan talep ediyorum. Yüce Allah Subhanahu ve Teala'dan talebim, bizleri şu ayet-i kerimede zikri geçen يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ sözleri dinlerler فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ sözün en güzeline tabi olurlar diye zikrettiği bizi o kullarından eylesin. Sözün en güzeline tabi olan, vahye tabi olan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şer-i şerifine tabi olan kullarından eylesin. Allahümme amin. Kardeşler, derse silsileye başlamadan önce birkaç mesele var. Ona inşallah dikkat çekeyim siz kardeşlerime. Bu söylediğim şeylere kulak verirseniz ben inanıyorum ki bu ders sizlere de faydalı olur, bizlere de faydalı olur. Evvelen bu derslere geldiğiniz vakit gideyim şöyle köşede vaaz ve nasihat eden bir hoca var. Onu dinleyeyim. Niyetiyle gelmeyin. Vaaz için, nasihat için, sohbet için bu derslere iştirak etmeyin. Evet, hem bu dersler sohbettir, hem vaizdir, hem nasihattir. İnşallah bunlar da var. Lakin siz bunun için gelmeyin. Sohbet, vaiz ve nasihat dersleri ayrıdır. Bizim şu an aktarmak istediğimiz, öğrenmek istediğimiz, öğretmek istediğimiz şeyler farklı şeylerdir. Burayı bir ilim meclisi olarak, İlim halkası olarak görün ve bu niyetle gelin. Burada inşallah iman dersleri yapılacak, tevhid dersleri yapılacak, dinin aslı olan, dinin özü olan, aslı din dediğimiz derslerden inşallah bahsedeceğiz, konuşacağız. Dünyanın ve ahiretin mutluluğunun kendisine bağlı olduğu dersler olacak. Bu dersler olduğu için bunu bir vaiz, bir nasihat olsa da olur, olmasa da olur, şöyle gideyim biraz vakit geçireyim şekliyle değil. Sizden ricam,
Bu derslere ilim halkası gözüyle bakın. İlim halkasından adam yetişir. İlim halkasından ilim talebesi yetişir. İlim halkasından ümmete yön veren, ümmete akıl veren, ümmeti aydınlatan insanlar yetişir. Fakat bazı nasihat meclislerinden kendisine sadece faydalı olan insanlar yetişir. Biz istiyoruz ki buradaki kardeşler bu derslere, silsileye katıldığı vakit dinlesinler, daha sonra dinletsinler. Yani onlar da konuşsun. Önem verirsek bu derslere geldiğimiz vakit not alarak, önem vererek, düşünerek, aldığımız, dinlediğimiz dersleri aramızda müzakere ederek, sonra tuttuğumuz notların, bilmediğimiz noktalarını hocaya tekrar yönlendirerek bu dersleri kavrarsak, algılarsak, göreceksiniz ki kardeşler, bu silsile bittiği vakit büyük bir mesafe, uzun bir yol kat etmiş olacaksınız. İnşallah bundan sonraki aşamalarda davet ettiğiniz vakit basiret üzere, hikmet üzere, delilleri bol bir davetle inşallah davet etmiş olacaksınız. Ama sadece gideyim dersi dinleyeyim, ne kaptımsa bana kar, sonra çekip evime gideyim derseniz, bir sene dinlersiniz, iki sene dinlersiniz, üç sene dinlersiniz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 yıl dinlersiniz, 11. sene yine dinlersiniz. Hep dinleyeceksiniz. Kardeşler, onun için biz böyle olsun istemiyoruz. İstiyoruz ki derslere önem verelim, önem arz edelim. Bu dersler bize faydalı olsun ve bu dersler bize fayda verdikten sonra biz bu derslerle faydalı olalım. O zaman kardeşler, şimdiden kendim ve size tavsiyem, bu derslere niyet edelim. İnnemel a'malu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Hadisiyle başlayalım. Selef-i Salih'in menhecini takip edelim. Bukhari kitap yazdı. İnnemel a'malu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Müslim, İmam Nevevi rahimallahu teala, Erba'inun Nevevi, İnnemel a'malu bin niyat. Riyadu Salihin, İnnemel a'malu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Bununla ne ifade etmek istediler? İlim talebesine, dinleyene, okuyan kardeşe şu mesajı vermek için. Başlamış olduğun şey çok değerlidir, çok şereflidir, çok yücedir. Senin bu değerli şeye niyetle başlaman gerekir. Bununla Allah'ın rızasını kastetmen gerekir. İnnemel a'malu bin niyat. Ameller, Ömer İbn-i Hattab radıyallahu teala anhu dedi ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle derken işittim. İnnemel a'malu bin niyat. Ameller niyetlerledir. Ameller niyetlere göredir. Ve innema likulli imri'in ma neva. Herkese niyet ettiği vardır. Niyetinin ölçüsü neyse sevabının ölçüsü derecesi de odur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir misalle bunu aydınlattı. فَمَنْ كَانَتْ Mesela bir misal düşünün, hicret. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kimin hicreti Allah ve Resulü içinse فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Onun hicreti de Allah ve Resulü içindir. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَاتٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ Kimin de hicreti Mekke'den Medine'ye kervana katılmadaki niyeti kervandaki bir kadınsa, onunla evlenmekse veya dünyada elde edeceği bir ganimet, bir mal, bir makam, mevki ise onun hicreti de hicret ettiği şeydir, Allah'a değildir. Onun için kardeşler, hicreti çıkartın, buraya ilim katın. Kimin ilmi tahsil edişi Allah içinse onun ilim tahsili Allah için olur. Kimin ilim tahsili vakit kaybetmek, vakit harcamak, dünyada bir mevkiye gelmek veya bir yere ulaşmaksa onun da ilminden elde edeceği şey o kadar olacak. Onun için bizim bugün yani güzel bir akide öğrenmeye, ilim halkalarına katılmaya
ilim öğrenmeye niyet etmemiz gerekir. Bu sadette ilimdeki niyetle alakalı kısa bir konuya değineceğim inşallah. Bu söyleyeceğim şey hem bizim bu dersi bağlar, hem bunun dışında herhangi bir ilim halkası olsun, herhangi bir ilim konusu olsun. İlim talep eden kişinin niyeti nasıl olmalı? Mesela biz hadis öğreniyoruz, fıkıh, tefsir. Nasıl niyet edelim? Ve de şu an akide öğrenmeye gelmişsiniz. Nasıl niyet edeceksiniz? Bir, ya Rabbi benim bu derslere katılmam, bu ilim halkalarına katılmamdaki niyetim, birinci gayem, cehaleti kendimden gidermektir. Cehaleti Allah hakkında, peygamber hakkında, melekleri hakkında, ahiret hakkında, din hakkında, sahabe hakkında, genel bütün dini kuşatan emirler hakkında cehaleti kendimden gidermeye niyet ettim ya Rabbi. Onun için bu halkalara katılıyorum. Bu bir. İki, öğrenmiş olduğum bu ilimle, bu bilgiyle, bu ilmin muktezasınca amel etmek ya Rabbi. Ben bu dinden ne öğrendiysem onun ışığıyla, onun ışığında hareket edip amel edeceğim ya Rabbi. İlimle amel etmek. İlimsizce amel etmek kişiyi Hristiyanlara benzetir ve kişiyi dalalet ehli bidatçı yapar. Onun için Allah'ın gösterdiği şekilde, peygamberin gösterdiği şekilde ilim öğrenip onun gereğince amel etmek. Üç, öğrendiğim ilimdeki kastım, niyetim insanlardan cehaleti gidermek. Birinci maddede kendinden cehaleti giderdim. Üçüncü maddede insanlardan cehaleti gidermek olsun. Bu da emri bil maruf, nehy anil münkerin ta kendisidir. Davetin ta kendisidir, tebliğin ta kendisidir. Bu ilmi öğrenmekteki gayem insanlardan, Allah'ın kullarından cehaleti giderip hep beraber basiret üzere bir din yaşamaktır. Dört, ilmi niye öğreniyoruz kardeşler? İlim baki kalsın. İlim yaygınlaşsın. Toplumlara cahiller, toplumlara cehalet hükmetmesin. İlmi öğrenelim, yayalım ki toplumların her köşesinde ilim konusun. İlim ehli konusun veyahut da ilmin gereği yapılsın, cehaletin gereği değil. Kardeşler, siz de bu derslere katılımınızı inşallah bahsettiğim bu niyetler üzere yaparsanız ben inanıyorum ki Allah Subhanahu ve Teala bu derslerden sizi müstefit kılar, fayda hasıl elde edenlerden kılar. Allah Azze ve Celle beni ve sizleri onlardan eylesin inşallah. Kardeşler, akide dersleri işleyeceğiz inşallah. Bu derse başlamadan önce birkaç mukaddime yapacağım. Birkaç mukaddime yapacağız inşallah. Ön söz. Kitaplarda okursunuz ya. Hani kitabın 3 bölümü vardır genelde. Kitap telif kurallarını bilen, telif kurallarına göre kitap yazanlar mukaddime, maksat ve hatime, sonuç diye bu şekilde 3 bölüm yaparlar. Mukaddime bir şeyin önü ve önünde zikredilen şeydir. Bu mukaddimede kitapla alakalı, gerek kitabın yazarıyla alakalı, gerek kitabın içeriğiyle alakalı, gerek kitabın menheciyle, yöntemiyle alakalı bahsedilen bölüm olduğu için çok önemlidir. Tabi burada kitap yok kardeşler. Kitap olmadığı için biz neyin mukaddimesini yapacağız? Başlamış olduğumuz ilmin mukaddimesini yapacağız. Tabi bu ilmin mukaddimesine girmeden inşallah ben mukaddimeyi kafamda, zihnimde üçe ayırdım. Birincisi, biz bu silsileleri yaparken bu silsileye verdiğimiz bir ad olacak. Bu ad üzerine konuşacağız. Bizim ne kadar devam ederse bir ay, iki ay, üç ay bu yapmış olduğumuz derslerin adına bir şeceratül iman, iman ağacı ismini vereceğiz. Niye bu ismi kullandığımızı inşallah birinci mukaddimede anlatacağız. İkinci mukaddimede kendisine başlamış olduğumuz ilim, akide ile alakalı konuşacağız. Akide nedir? Akidenin tanımı, tarifi nedir? Buna niye akide denilmiş? İki, akidenin bizlere faydası nedir? Akidenin bizlere faydası nedir? Akide öğrendiğimiz vakit elde edeceğimiz semere, meyve nedir? Ona değineceğiz inşallah.
akide ilminin yani koyucusu, bunu tesisleştiren, bunu ilim haline getiren kimdir? Yani kısacası akidenin tarihçesine değineceğiz. Akide, ilk akide alanında kitap yazanlar kimlerdir? Ve onları bu alanda kitap yazmaya sevk eden etkenler nelerdir? Kısa bir şekilde, özet halinde bunlara değineceğiz. Daha sonra akidenin kaynağına değineceğiz. Mesela biz akideyi nereden elde etmemiz gerekir? Veya diğer bir tabirle akide nasıl öğrenilir? Veya sahih akide öğrenmenin yöntemleri nelerdir? Veyahut da akide alanında kitaplar yazanlar hangi esasları delil ve kaynak olarak alıp bu ilmi yazmışlar? Buna değineceğiz inşallah. Akidenin kaynaklarına, kitaplarına, tarihçesine kısa bir şekilde değineceğiz. Daha sonra inşallah üçüncü mukaddimede biz bu dersi aktarırken dersin başından sonuna kadar takip ettiğimiz menheç, metot, aktarma yöntemleri nedir? Nasıl olacak? Buna da inşallah değineceğiz. Bununla alakalı da inşallah bir mukaddime yapacağız. Ve daha sonra akideye biiznillahü teala başlayacağız. Kardeşlerim, bugün inşallah mukaddimelere girmeden sadece bir konuya değinip inşallah dersi silsile bitireceğim. O da şudur, niye akide dersini tercih ettik? Yani biz şu an başlamış olduğumuz ilim akidedir. Peki niçin akide? Akide dersini tercih etmemizin sebebi nedir? Niye fıkıh değil? Niye tefsir değil? Niye hadis değil? Niye ahlak dersleri, o geçiyor da yapılacak inşallah perşembe günü, biiznillah hocamız yapacak. Niye biz akide ilmini tercih ettik? Akide ilmini tercih etmemizin hikmeti ve sebebi nedir? Kardeşler, bunu, akideyi tercih etmemizin sebeplerini niye zikrediyoruz? Bir insan bir şeyi öğreniyorsa, onu elde etmeye çalışıyorsa, onun sebeplerini öğrenmek zorunda. Onun sebeplerini öğrenmiyorsa veya onun sebebini bilmiyorsa onun öğrenmesi noksan olur veya imkansız olur. Şöyle söyleyelim. İslam alimleri diyor ki kardeşler, bir insan bir şeyi elde etmesi, onu talep etmesi, onu kavraması, onu alması, onu elde etmesi, ona sahip olması ve sahip olmak için gösterdiği çaba, uğraş, bunların her biri o şeye yüklediği değer kadarıyladır. Bunu iyi anlasak inşallah bütün meselelere tatbik ederiz. Yani biraz daha açalım. Siz bir şeye ne kadar önem atfediyorsanız, bir şeye ne kadar değer veriyorsanız, ona ilginiz, alakanız, ona yönelişiniz o kadar artacaktır. Bunu vakada herkes kendisi üzerine düşünebilir. Mesela paraya çok değer veren adam para için plan ve projeler yapar. İş planları yapar, çalışma planları yapar, fabrika planları yapar, elhasıl alanı geniştir. Veya bir insan evliliğe çok önem veriyor. Gerçekten de evlilik bazı yönleriyle mukaddestir. Evlilik için para lazım, ev lazım, mehir lazım, düğün masrafları lazım. Kardeşler bakıyorsunuz ki şahıs gecesiyle gündüzüyle durmadan çalışıyor. İnşaatlarda çalışan kardeşim, fırınlarda çalışan kardeşim, boya işinde çalışan kardeşim. Bu şekilde kişi elde etmek istediği yol için bir çalışma ve çabanın içine giriyor. Demek istediğim şey şudur. Eğer ulaşmak istediğiniz şey az değerliyse çabanız da az olur. Ulaşmak istediğiniz şey çok değerliyse çaba da çok fazla olur. Biz akide dersini işliyoruz. Onun sebebi nedir? Bu sebepleri bilirsek akideye karşı içimizde bir şevk, bir arzu, bir öğrenme meydana gelir. Ve bu bizi harekete geçirir. Akide öğrenme noktasında hızlı hareket etme, bilinçli hareket etme, akıllıca hareket etme ve sıkılmadan, yorulmadan dikkatli bir şekilde hareket etmeyi bize ne yapar? Olanak haline getirir. Bütün bunların şeyi nedir? Etkeni
bir insanın bir şeye atfettiği değerdir. Kardeşlerim. Allah Azze ve Celle beni ve sizleri akideye önem veren ve onun için gece gündüz çalışan kullarından eylesin. Onu öğrenen, onu yaşayan, onu muhafaza eden, onunla canını Rabbine teslim eden kullarından eylesin. Tabii ki bugün akidenin önemiyle ve bizi akideye sevk eden etkenleri konuşursak belki bir haftamızı alır. Uzun uzadıya girmeyeceğiz. Sadece niçin akideyi öğreniyoruz sorusuna kısa başlıklar halinde cevaplar. Zihnimde toparladım, aklıma gelen bazı maddeleri yazdım. Onu siz kardeşlerimle paylaşacağım. Bunları düşünerek bu akideyi öğrenmeye başlayın. Evvelen ilk olarak sebep, birinci sebep, niye akide öğreniyoruz kardeşler? Çünkü akide ulumu din, din içeriğinde olan, dinin içinde zikredilen, konuşulan ilimlerin istisnasız en faydalısıdır. Çünkü akide ilmi ilimlerin en faydalı olanıdır. En mühim olanıdır. Akide ahlaktan önemlidir. Faydalıdır. Akide edepten faydalı ve önemlidir. Akide tefsirden faydalı ve önemlidir. Akide hadisten faydalı ve önemlidir. Akide fıkıhtan faydalı ve önemlidir. Akideyi öğrenmek, muamelatı öğrenmekten faydalı ve önemlidir. Akideyi öğrenmek, ibadetleri öğrenmekten faydalı ve önemlidir. Akide, bütün ilimlerin içinde istisnasız en faydalı olan ilimdir. En faydalı olan ilim olması hasebiyle biz de bunu diğerlerine ne yaptık kardeşler? Tercih ettik. Diğer sebep, akide öyle bir ilim dalıdır ki onu öğrenmek o kadar önemlidir ki sebep, çünkü akideyle kişi Müslüman olur. Çünkü akideyle kişi tevhid ehli olur, iman ehli olur. Çünkü akideyle insana bu din, mümin, Müslim, münafık, Yahudi taksimatına gitmiş. Allah Azze ve Celle. Akideyi baz alarak, akideyi esas alarak. Huvellezî halakakum, o Allah'tır ki sizi yaratmış. Feminkum mu'min ve minkum kafir. Sizden bazılarınız mu'min, sizden bazılarınız kafir diyor. Allah Tevabun suresinde. İnne hedeynahu s-sebîl. İnsana yolu gösterdik. İmmâ şakiran ve immâ kafura. Ya şakir olur, ya kafir. Femen şâ'a fel yu'min ve men şâ'a fel yekfur. Dileyen mu'min olsun, dileyen kafir. Bunların hepsini Allah Azze ve Celle kitaptaki taksimatı akide esasına göre yapmış. Akideyi benimseyen, özümseyen, kabullenen, onunla yaşayan mümindir, müslimdir, muttakidir. Bunu reddeden, bunu kabul etmeyen, bunun zıddına yaşayan müslim değildir, mümin değildir. Gayrimüslimdir bu şekilde kardeşler. Bu taksimatın esası, dayanağı akide olduğu için, temeli akide olduğu için akideyi bundan dolayı diğer ilimlere önceledik kardeşler. Akideyi niye önceledik kardeşler? Çünkü akide istisnasız bütün enbiya ve rasullerin davetidir. Adem Aleyhisselam'dan rasuller silsilesini başlatan Muhtan, risalet zincirini sonlandıran Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar enbiya ve rasullerin hepsinin dininin temel mihenk taşı akidedir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهِ وَاِجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Yemin olsun ki biz her insan kitlesine, her kavme bir peygamber gönderdik. Niye? Niçin gönderdik bu peygamberi? اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهِ. İbadetlerinizle Allah'a birleyin. Allah'a ibadet edin. وَاِجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Ve tağuttan iştinap edin. İşte bu akidedir. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ. Ey Peygamber, senden önce hiçbir Resul göndermedik ki اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ. Ona şunu vahyetmiş olmayalım. اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ. Benden başka ibadete layık hak mabud, hak ilah yoktur.
Sadece bana ibadet edin. İbadetlerinizle beni birleyin. İşte bu akidedir. Bütün enbiya ve rasullerin ortak dini olduğu için biz bunu tercih ettik. Yine enbiya ve rasullerin dini, ortak dini olmayla beraber enbiya ve rasullerin genel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ise özel kendisiyle başladığı bir din olduğu için biz yine bunu tercih ettik. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olmayı emretti. اِتَّبِعُوا فَاتَّبِعُوا مِلَّةِ اِبْرَاهِيمُ حَنِيفًا حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Siz İbrahim'in dinine tabi olun. İbrahim haniftir ve müşriklerden değildir. Sonra Allah peygambere de ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِتَّبِعْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمُ Sonra biz sana şunu vahyettik ey peygamber. İbrahim'in milletine tabi ol. Bu İbrahim. İşte Allah'ın hem peygamberi hem bütün insanlığı kendisine ittibaya memur kıldığı zat İbrahim Aleyhisselam اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ Hani Rabbi ona demişti ki teslim ol, İslam ehli ol, Allah'a teslim ol. قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a kendimi teslim ettim. وَوَصَّى بِهِ اِبْرَاهِيمُ بَلِيهِ İbrahim bu dini evlatlarına ne yaptı? Tavsiye etti. Ve Yakub, Yakub da evlatlarına tavsiye etti. Ya beniye, inna Allah asfafa lekumud din. Allah sizin için dini seçti. Fela temutunne illa ve entum muslimun. Can verirken sadece İslam üzere can verin. İşte bu akide bunun çerçevesidir. Bunu işleyen bir ilim dalıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anhu'yu Yemen'e gönderirken onun üzerinden bize davetçilerin ilk davetine neyle başlaması gerektiğini bize öğretiyor. Ya Muazu, ey Muaz, inneke seteeti kavmen ehle kitab, kitap ehli olan bir kavme gidiyorsun. Felyekun evvelu ma ted'uhum ileyh, onları davet edeceğin ilk şey, en yuvahhidullah, Allah'ı birlesinler. Bir rivayette, en yeşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Allah'tan başka hak ilah yoktur ve ben onun Resulüyüm. Buna çağırırlar. Fe inhum eta'uke lidalik. Eğer sana bu konuda itaat ederlerse thumme a'limhum. Daha sonra onlara bildir. Bi enne Allah aftarada aleyhim khamsa salavati fi kulli yevmin ve leyle. Daha sonra bu konuda sana itaat etseler akidede, akide imani meselelerde, tevhidi meselelerde sana itaat etseler, daha sonra onlara fıkhın birinci basamağı olan namazdan onlara bahsedin. Sonra zekattan bu şekilde. Biz de bundan dolayı kardeşler akideyi diğer derslere önceledik. Bu ilk aktarılan şeyi daha mühim gördük ve bununla biz de kardeşlerimize bu dini anlatmaya gayret ediyoruz. Kardeşler akide işin başıdır, işin ortasıdır ve işin sonudur. Akide hiçbir zaman bitmez. Bundan dolayı akideyle başladı. Şöyle söylenilmiş: El akidetu et tevhidu la yuntakalu minhu bel yuntakalu ma'hu. Akideden hiçbir zaman intikal edilmez. Şöyle nasıl? Hadisi bitirdik. Fıkha geçelim. Fıkha intikal edelim. Fıkıh bitti. Siyere intikal edelim. Bu diğer ilimler için geçerlidir. Fakat akide için bu geçerli değil. Akideden intikal edilmez. Akideyle beraber intikal edilir. Akide tefsir, akide hadis, akide siyer, akide ahlak, akide hayat sahabe, akide tarih. Akideyle beraber gidilmesi gerekir. Akide bir evrede kesilirse, donarsa, durursa maazallah kişinin bütün ameli heba olur. Onun için kişi daima onu kendisine, evlatlarına onu ne yapması lazım? Tekrar etmesi lazım. Tekrar etmesi lazım. Ortaki insanda el, kan, damar haline gelsin. Biz de bundan dolayı akideyi kardeşler önceledik. Akide kardeşler niye bu önemlidir? Ve biz niye akideyi tercih ettik? Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir göz attık. Baktık ki Allah ilk indirdiği ayete akideyle başladı.
İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Allah Rab'den bahsediyor, yaratıcıdan bahsediyor. Rabbin Allah olması gerekir. Yaratıcının Allah olması gerekir. Ve bu şekilde zihinler bunu bu şekilde kabul etmek zorunda. Hemen akabinde inen ayet, hemen ya eyyuhel müddessir, ey örtüsüne bürünen peygamber, kum, ayağa kalk, kum fe enzir, kalk insanları uyar, Allah'ın ateşiyle, Allah'ın azabıyla insanları uyar, önünüzde ahiret var, önünüzde Allah'ın azabı var, kendinizi koruyun, kum fe enzir, ve rabbeke fekebbir, Rabbini tevhidle yücelt, Rabbini tevhidle tazim et, ve rabbeke fekebbir, ve siyâbeke fetahhir, elbiselerini temiz tut. Genel müfessirler amellerini şirkin, küfrün, bid'atın şaibelerinden uzaklaştır demektir. Ve siyâbeke fetahhir, ve rucze fehcur, pisliklerden, putlardan, putçulardan uzaklaş. Bakın hepsi akide kardeşler. Ayet inerken Allah Azze ve Celle akideyle başladı. Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasına bakıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Hep akide. Ham Allah'adır. Başkasına değil. Bu tevhiddir. O Allah Errahman, Errahim'dir. Bu akidenin isim ve sıfat bölümüdür. Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibidir. Akidedir bu. İyyâke ne'budu ve iyâke nesta'in. Allah'ın bütün kulluğumuz sanadır. Bütün ibadetlerimiz sanadır. Yalnızca sana ibadet eder. Yalnızca senden yardım dileriz. Bu akidedir. Kitabın yine başında Allah Azze ve Celle akideden bahsetmiş. Kardeşler, yine Kur'an'ın sayfalarını çevirirken Kur'an-ı Kerim'de ilk emir. Emir kipiyle Allah'ın insanlara hitap ettiği ilk emir Bakara 21. 20 de olabilir ben hatırlamıyorum. Ya eyyühen nas, ya eyyühen nas, u'budu rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan, sizden öncekileri, babalarınızı, dedelerinizi, atalarınızı yaratan Rabbinizi ibadetle birleyin. Ona ibadet edin, ona kulluk edin. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki sakınırsınız. Ateşten, Allah'ın azabından. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki muttaki olursunuz. Onun için kardeşler, Kur'an'da ilk emir de akidedir. Kur'an'da en son inen ayet, Kur'an'ın kapanışı, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Kendisinde Allah'a döndürüldüğünüz günde, günden sakının. Bize nereye hatırlatıyor kardeşler Allah? Ahireti. Ahireti işleyen, enine boyuna ahireti ele alan ilim dalına akide denir. Bütün bu söylediğim hususlar ve bunun dışında söyleyemediğim birçok sebepten ötürü biz akideyi bütün her şeyin önüne aldık. Başka niye akide işliyoruz kardeşler? Amelimizin Allah katında makbul olması için. Abdest almayanın namazı batıldır. Niyet etmeyenin orucu batıldır. İhram giymeyenin haccı batıldır. Her ibadet için şart vardır kardeşler. O şartlar yerine gelmezse ibadet batıldır. Kardeşler, akide bütün dinin şartıdır. Namazın da şartıdır, orucun da şartıdır, abdestin de şartıdır, haccın da şartıdır, zekatın da şartıdır. Allah Azze ve Celle akidesi düzgün olmayandan hac kabul etmez. Allah Azze ve Celle akidesi düzgün olmayandan namaz kabul etmez. Allah Azze ve Celle akidesi düzgün olmayandan oruç kabul etmez. Zekat kabul etmez. Sadaka kabul etmez. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ Kafirlerin ibadeti boşa gitmiştir. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Biz onların amellerine yöneldik. Sonra onların amellerini toz haline getirdik. Allah Azze ve Celle akidesi düzgün olmayan hiç kimseden zerre miskal amel kabul etmez. Onun için biz amelimizin kabul olması için akideyi önceledik. Başka kardeşler ne için akideyi biz önceledik?
akidemizde bozukluk varsa onu düzeltelim diye akideyi inceledik. Mesela örnek, kader meselesinde insanların grup grup olduğuna inanırsın. Bir bakarsın ki burada bir kaderi var. Bu ümmetin meclisi olan kaderciler var. Allah muhafaza, Allah yarını bilmiyormuş diye söz söyleyen meclisiler var. Diğer taraftan benim hiç suçum yok. Ben günahkarsam Allah beni günahkar yaratmış. Benim kaderimi Allah çizmiş diye Allah'a iftira atan bir cebri var. Akideyi öğreniyoruz ki selefin akidesini, sahabenin, tabiinin, Allah'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği akideyi ikisinin de yalancı olduğuna inanıyoruz. Evet, Allah bizi yarattı ve bizi mükellef kıldı. Bize akıl verdi, bize irade verdi, bize kuvvet verdi. Ta ki yaptığımız amellerle kıyamette bizi hesaba çeksin. Evet, iradenin tamamı Allah'a aittir. Allah bugünü de, dünü de, yarını da bilendir. Allah'ın izni olmadan ağaçtan yaprak düşmez. Lakin zina işleyen adamı zinaya Allah teşvik etmemiştir. Bu adam da yalan konuşuyor. Niye akide öğreniyoruz kardeşler? Ne bu dalalet ehli, ne bu dalalet ehlinin inandığı gibi inanmamak için akidemizi وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا biz sizi bu şekilde vasat bir ümmet kıldık ayetine muvaffak bir akide, bir din öğrenmek için akideyi diğer meselelere önceledik kardeşler. Sahih akide, biz inanıyoruz ki insanı Allah'a yaklaştıran, insanı şüphelerden ve şehvetlerden alıkoyan bir etkendir. Bir insan Allah'ı tanıdığı vakit, Allah'ın Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Melik, El-Kuddus olduğunu bilen, Allah'ın El-Basir, bütün kainatın yaptıklarını gören, Es-Semî, her sözü söyleyenin sözünü işiten, bir Allah'tan haberdar olan, Latiful Habib, kalbin içindeki inceliklerden haberdar olan bir Allah tasavvuru insanı Allah'a teşvik ettirir ve insanları masiyetten, haramlardan uzaklaştırır. Bu itibarla da biz akideyi diğer meselelerin önüne aldık kardeşler. Biz akideye önem vereceğiz, akideye değer atfedeceğiz, akideyi işleyeceğiz, akideyle imanımızı artıracağız, amellerimizi süsleyeceğiz. Sonra Rabbimize yalvaracağız. Hucurat suresinde وَحَبَّبَ اِلَيْهِمُ الْاِمَانِ İmanı onlara sevdirdi. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ Ve imanı onların kalplerinde süsledi. وَكَرَّهَ اِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ Küfrü, fıskı, isyanı onlara sevimsiz kıldı. Biz de diyoruz ki ya Rabbi اللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَ الْاِمَانِ Allah'ın akideyle imanı bize sevdir. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا Kalplerimizde imanı, akideyi süsle. Küfürden, şirkten, mahsiyetten, akide bilinciyle bizleri uzaklaştır ya Rabbi. Bütün bu saydığım etkenler ve bunların dışında kardeşler, bunların dışında saymayacağım birçok etkenlerden dolayı biz akideyi öğrenmeyi diğer ilimlerin önüne aldık. Son madde ve inşallah bununla kapanış yapacağız. Niye akideyi öğreniyoruz kardeşler? Akideyi İslam alimleri tanımlarken akide Allah hakkında, Allah hakkında, melekleri hakkında, kitaplara hakkında, rasulleri hakkında, ahiret hakkında, kaza ve kader hakkında. Bu altı madde hakkında söylenilmesi caiz olan ve söylenilmesi haram ve küfür olan maddeleri bize aktaran, anlatan bir ilim dalıdır. Biz akideyi öğrenip Allah hakkında söylenilmesi küfür olan, şirk olan, melekler hakkında, peygamberler, enbiya ve rasuller hakkında, ahiret hakkında söylenilmesi küfür olan bütün şeylerden teberri nefislerimizi ve etrafımızı teberri kılıp Allah hakkında söylenilmesi gereken şeyleri de söyleyip akidemizi şiar haline getirmek için akide ilmini diğer ilimlere tercih ettik. Bugün kardeşler bununla yetinmiş olalım. Sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala nebiyyina Muhammed.